Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kelimeleri öğreneceğiz. Cümlelerin içinde aynı zamanda padejlere bakacağız. Hangi padej kullanıldı? Başlayalım. Наши соседи хорошие люди. İlk önce çevirelim. Наши bizim, соседи komşular, хорошие iyi, çoğul hal люди insanlar. Evet. Birleştiriyoruz. Bizim komşularımız iyi insanlar. Bu cümlede именительный падеж kullanıldı. Neden? Çünkü komşulardan bahsediyoruz burada. Bizim komşular. Başka bir şey yok. Evet, çok kolay. Kim? Komşular. Devam edelim. İkinci падеж bildiğimiz родительный падеж. Evet. Родительный падеж. Кого, чего? Hatırlıyorsanız sorular. Пожалуйста, подай мне воды. Колы, айрана. Çevirelim. Пожалуйста, lütfen. Подай. Uzat. Uzatır mısın? Ver. Verir misin? Gibi olabilir. Мне. Bana. Вода. Su. Bir de kola ve ayran var. Evet, lütfen bana suyu uzatır mısın? Veya kola veya ayran. Evet, Rusça'da bir şey istediğiniz zaman paday kelimesini kullanabilirsiniz. Воды, кого, чего, колы, айрана. Eklere dikkat ediyoruz. Родительный падеж kullanacağız. Devam. Вчера к нам приехали гости из Измира. Çevirelim. Вчера. Dün. К нам. Bize. Приехали. Geldiler. Гости. Misafirler. Из Измира. İzmir'den. Dün bize. İzmir'den. Misafirler. Geldiler. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane kırmızı edat var cümlenin içinde. K, nam ve iz, İzmir. Burada ne demek? İki tane padej var. Birinci K, nam. Datini padej anlattığım zaman dersimizde söylemiştim size. K ve po. Sadece bu edat, sadece bu padej için kullanılır. Bu yüzden bu datini padej. Ve bu yüzden çimu, kamu sorular olacak. K, nam. Evet. Ve родительный var. Gene bir önceki cümledeki gibi. Родительный, кого, чего. Sorular из, İzmir'a. Из чего. Из İzmir'a. Veya из Стамбула. Из Аданы. Yine eklere dikkat ediyoruz. Buradaki örnekte ekimiz A olacak. İz İzmir'a. Evet. Я первый раз вижу такую красоту. Ünlem işareti var. Demek ki bir hayranlık vardır bu cümlede. Burada vinnitini padeş kullanıldı. Neden? Bakalım. Çünkü первый раз. İlk defa вижу, görüyorum, такую, böyle, красоту, güzellik. Böyle güzellik ilk defa görüyorum demektir. Görüyorum, yani вижу, что, ne görüyorum, кого, что, sorular olacak. Бу yüzden винительный падеж. Ve eklere dikkat edelim. Красоту. Вижу. У olacak. Я горжусь моим папой. Önce çevirelim. Я горжусь. Gurur duyuyorum. Моим. Benim. Мой kelimesi de benim. Ama burada падеж, творительный падеж kullanıldığı için benim, моим olacak. Папа. Baba demek. Ve ne oluyor? Ben babamla
gurur duyuyorum. Я горжусь моим папой. Evet, gördüğümüz gibi горжусь, gurur duyuyorum. Kimin ile kim? Чем горжусь? Моим папой. Burada demek ki творительный падеж kullanıldı. Расскажи о себе. Расскажи, anlat о себе, kendin hakkında. Yani bunu ne zaman kullanıyoruz? Genelde bir insanla yeni tanıştığımız zaman biz rica ediyoruz. Расскажи о себе diyoruz. Kendini anlat. Evet. Burada çok kolay. O, o'yu şey yaptım, kırmızı yaptım. O себе. Kendin hakkında. Eğer bir cümlede hakkında diye bir şey gördüyseniz Rusça'da, demek ki burada предложный падеж. О ком, о чем sorular hatırlıyor iseniz. Evet, çok kolay. Evet, 6 dakikada 6 tane padejimize yine bakmış olduk. Herkese başarılar dilerim. Yeni videoda görüşmek üzere.